değerli kardeşlerimiz. Sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Hasedin çaresi nedir? Haset ettiğimiz şeylerin, dünyalıkların gelip geçici şey olduğunu, üstelik Allah katında derece ve kıymet kazanmanın mal ve mülk ile olmadığını düşünürsek, Allah'ın izniyle dünyalıkların hasede değmediğini çok rahat bir şekilde anlarız. Hatta haset edilen ve imrenilen dünyalıklar birçok insanın ahlakının bozulmasına çok önemli. İbadetleri terk etmesine, hatta başkalarına zulmetmesine bile neden olabilmektedir. E böyle riskli ve tehlikeli şeylere imrenmek ve ona haset etmek akıl kârı değildir. Haset etmek, tıpkı kendini zehirleyen bir adama gıpta ile bakmaya benzer. Esasen bir şeyin mahiyetini bilmesek çözüm bulamayız. Onun için bulduk zannettiğimiz şeyler de mahiyetini anlamadığımız için asla çare olmaz ve olamaz. Örneğin sevdikleri vefat etmiş ve kendisinin vefat edeceğini bilen ama ölümün mahiyetinin yok olduğunu zanneden bir kişiye siz asla bir teselli veremezsiniz ve onu rahatlatamazsınız. Rahat Ancak ölümün mahiyetinin esasen başka bir aleme göçmek ve o aleme daha önce gitmiş olan dostlarına kavuşmak olduğunu bilirse bir insan o zaman bütün sıkıntıları, dertleri, üzüntüleri yok olacağı gibi bir sevinç, bir lezzet alacak ve o aleme gitmek için özlem duyacak ölüm meleği gelince de memnun olup ona teşekkür edecektir. İşte aynen bunun gibi haset ettiğimiz şeylerin mahiyetini anlarsak bırakın haset etmeyi haset edilecek şeylerin ne kadar tehlikeli olduğunu bilecek. Hatta böyle bir imtihana girmediğimiz için de memnun bile olacağız. Zira haset edilen şeylerin tamamı fanidir, geçicidir. Bir lokma yedirse de bin tokat vurur özelliklerindendir. Örneğin dünyanın bütün güzellikleri ve özellikleri, bütün güç ve kuvvetleri, bütün makam ve mertebeleri, bütün servetleri ve şaşaları fanidir. En fazla kabir kapısına kadardır. O halde fani, geçici, bizimle beraber gelmeyecek olan dünyevi şeyleri haset etmenin ne anlamı olabilir? Misafir gittiğimiz bir evin, bir şehrin, bir ülkenin mallarını haset etmenin bize bir faydası olabilir mi? Hiçbir faydası olmaz. Demek ki her an ayrılma ihtimali bulunan bu dünya hayatının fani ve geçici özelliklerini haset etmek gerçekten Aklı başında olan birinin işi olamaz. Bununla beraber diğer taraftan haset edilen veya haset edilecek şeyleri sahip olan kardeşlerimiz için endişe etmek, hatta acımak ve dua etmek gerekiyor. Bu da gerçekten ciddi olarak düşünülmesi gereken önemli bir durum. Zira bunlar o kardeşimiz için ağır bir imtihandır. Allah korusun. Bunlar o kardeşlerimizin imanına, ihlasına, ahlakına zarar verebilir mi? Verebilir. Öyleyse bunları kıskanmak yerine onlar için endişe etmemiz gerekiyor. Bir de şunu hatırlatmakta fayda veriyor, görüyoruz. Kendilerine emanet verilen bu özelliklerin ve güzelliklerin kendilerinin malı olduğu hatasına düşerler. Ve bu imtihanı kaybederlerse Allah korusun. Kısa dünya hayatı ve geçici dünya zevkleri için ebedi hayatlarına tehlikeye atacaklar için onlar adına üzülmek ve onlara acımak her insanın, her vicdan erbabının yapacağı şeydir. Diğer taraftan bu nimetlere sahip olan mümin kardeşlerimiz için de dua etmeliyiz. Şu halde dünyada faydası az ve zahmeti çok olan dünya nimetleri için neden haset edelim? Aksine eğer o nimetler bize de verilirse onun hesabını ve imtihanı başarmak için neler yapmamız gerektiğini düşünelim ve tedbir alalım. Özetle hiçbir dünyevi mal, mülk, makam, mevki, servet, devlet asla haset edilemez. Aksine o nimetleri sahip olan kardeşlerimizi acıyalım, dua edelim, imtihanı hayırlısı da başarması için de onlar için hayırlar dileyelim inşallah